Regaib kandili bize Ramazan-ı Şerif'e 2 ay kaldı. Ve Recep ayının ilk cuma gecesi artık bakın ganimet dönemi başladı. Maneviyat dönemi başladı. Başka şeylere sırtınızı çevirin. Biraz zamanınızı ayırın. Kendinize bakın. Biraz da kendinize eğilin diye bize hatırlatmak için Allah tarafından elbette tercih edilmiştir. Bu Rabbimizin bize olan merhameti değil mi? Ve bu aylarda sevaplar, faziletler de şöyle katlanmaktadır. Diğer aylarda, normal günlerde bütün ibadetlerin sevabı 1'e 10'dur. Ama Recep ayı geldiğinde bu 1'e 100'e çıkarılır. Yani 10 kat arttırılır. Şaban-ı Şerif'te 30 kat arttırılır, 300 olur. Eğer Ramazan-ı Şerif geldiğinde ise bu 1000'e katlanır. Yani siz Recep ayında bir oruç tutarsanız diğer vakitte tuttuğunuz oruçlardan 10 kat daha fazla sevap kazanırsınız. Eğer siz Şaban ayında bir fakire sadaka verirseniz 300 kat daha fazla sevap kazanırsınız. Eğer siz Ramazan-ı Şerif'te bir gün oruç tutarsanız senenin bütün günlerinde tutacağınız oruçtan daha çok sevap kazanırsınız. Her şeyin katlandığı böyle mübarek bir mevsimdir. Şimdi bize deseler ki, ticaret bilenlere deseler ki, yani evine biraz uzak ama 200 kilometre ötede bir market var, bir panayır var, bir ticaret fuarı var. Oraya gidenler %50 fazla kazanıyorlar. Yani %50 karın oluyor deseler, herkes çaresini bulur. Arabası yoksa biriyle anlaşır, gider ve o ticaret pazarından elini eteğini arabasını doldurmaya bakar. %50 daha menfaatin olacak. Şimdi Recep fuarı açılmış, diyorlar ki 10 kat. Bir ay sonra 30 kat. Ramazan-ı Şerif'te diyecekler ki 100 kata çıkardık. Böyle manevi ticaretin, uhrevi ticaretin adeta katlandığı mübarek bir mevsimi Rabbim merhametiyle biz kullarına hazırlamış ve bunun içerisine 4 tane mübarek geceyi yerleştirmiş. İkisi Recep ayında, birisi Şaban-ı Şerif'in tam ortasında beratını almak isteyenler için ve sonra zirveyi de Ramazan'ın son 10 gününe gizlemiş. Kadir gecesi demiş. Artık rakamlar durmuş. 1'e 30 bine çıkacak bir sevabı Kur'an-ı Kerim 80 senelik bir ömürle ifade ediyor ki demek bu 3 ayların içerisinde bir ömür gizli. 80 senelik bir sevabı kazandıracak bir bereket var ve bu Kadir gecesinde. Ama kadri yakalamak için regaibi yakalamak, miraca çıkmak, beratını almak, orucun hakkını vermek ve sonra Leyle-i Kadri yakalamak için o mübarek gecelerde ayakta durmak gerekiyor. Rabbim bu manevi ticaretten istifademizi bereketli eylesin. Değerli kardeşlerim, bir de şu yönünü düşünelim. Belli bir yaşa geldik ama içinde yaşadığımız dünya da yaşlandı. Yaşlı bir nene gibi her an veda edeceği vakti bekliyor. Bu yaşlı, yıpranan, ihtiyar dünyamızın içinde insanlar da yaşlanıp belki de kıyamete en yakın ahir zamanın en son dönemini yaşıyoruz. Bilemiyoruz. Kıyametin vaktini bilemiyoruz ama kendi kıyametimizin çok yakın olduğunu hissediyoruz. Bir virüse bağlı bizim bu dünyada şahsi kıyametimizin kopması ve bunun yaşı yok. Kaldı ki belli bir yaştayız. Bundan sonra ne kadar yaşayacağımızı bilemiyoruz. Acaba biz bu sene Ramazan-ı Şerif'e kavuşabilecek miyiz? Allah Resulü'nün yaptığı o duayı her gün yapmalıyız. Her namazda ifade etmeliyiz.
Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban. Ya Rabbi bu Recep ve Şaban ayını hakkımızda bereketli kıl. Ve bellığna Ramazan. Bizi yunup yıkanacağımız Ramazan'a, Kadir gecesine ulaştır. Ya ulaşamazsak? Bilemiyoruz ki bu seneki Recep ayı bizim için son Recep ise, bu seneki Ramazan-ı Şerif bizim tutacağımız son oruç olacaksa, bunlar bizim için gayba ait şeylerdir, bilemiyoruz. Öyleyse gelin bir dahaki seneye kadar ben belki hayatta kalamam. Şimdi Rabbimin bana lütfettiği bu Recep-i Muazzama benim için son Recep ayı olabilir. Bir dahaki seneye belki Şaban-ı Şerif'e kavuşamam. Belki bir daha Allah bana oruç tutmayı nasip etmeyecek. Veya öyle bir hastalığa maruz kalacağım ki fırsatım olmayacak, takatım yetmeyecek. Öyleyse bu sene bu üç ayları eğer son üç ay olma ihtimalini de hesaba katarak inşallah ihya edebilirsek ne mutlu bize.